Selamünaleyküm. Hayatın anlamını anlayan, hayata anlam katan ve imtihanı doğru anlayıp doğru cevaplayan bahtiyar kullardan olmamız için Rabbimiz bizlere şefaat etsin. Hakikaten öyle bir süreçte hayatımızı idame ettiriyoruz ki sürekli üzerimizde oynanan oyunlar, darbe üzerine darbeler ve bunların içerisindeyiz. Umudumuzu kırmıyoruz ve vahye sarılarak umutla yolumuza devam ediyoruz ve etmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü hayat imtihan dedik ya, bu imtihanda bazen gerçekten Rabbimizin tanımladığı bize karşı öfkelerinden dolayı parmağını ısırdıklarını belirten kafirler ve zalimlerdir. Ve bunun yanında dini fıkh etmeyen, hevasına göre yaşayan cahiller ve fasıklardır. Her zaman bu insanlardan insanlar zarar görürler. Sadece insanlar mı kardeşlerim? Doğa bile bunlardan zarar görüyor ve hayatın, havanın atmosferini bozarak insanların hayatını, sıhhatini tetikliyorlar. Ama Mevlam'a şükürler olsun ki öyle bir organizma oluşturmuş ki bünyemizde bu kadar hayatımızı tehdit eden olumsuzluklara rağmen vücutumuz yeniden kendini onarıyor, tedavi oluyoruz ve şifa bulmak için çareler arıyoruz kardeşlerim. Selamun aleyküm. Zikrimize hoş geldiniz. İnşallah Rabbimizi istediği şekilde zikreden kullarından olacağız. Bildiğiniz üzere Hud suresi 112. ayeti kerimeyi 3 programdır devam ediyorum ve bugün de gene kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim. Çünkü demiştik ya, beni ihtiyarlattı, hatta Malatya tabiriyle beni kocalttı bu ayeti kerimenin ifadesini de biliyoruz. Neden? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ifadesini düşünerek Resulullah bu lafı söylüyor. Onun kadar doğrulukta, dürüstlükte, merhamette, şefkatte, fedakarlıkta, cömertlikte başka bir şahsiyet öne çıkaramayız. Vardırdır ama onun önüne çıkaramayız asla. İşte onu ihtiyarlatan mevzu da Allah'ın vahiy doğrultusunda emrolunduğu gibi dosdoğru olmaktır. Ve bu vahye kendinden bir şeyler katmamaktır. Fıkıh ve içtihadi durumlar hariç, bu da istişareye dayanan bir özelliği içeriği istiyor ki Rabbimizin emri de buraya dayanıyor. Onun dışında bizlerin de Resulullah'ın da bir beşer olarak söylediğimiz sözleri mutlak kabul etmeyin. Ama Resul olarak, ayet olarak konuştuğumuz zaman bunlar Allah'tan gelen mesajdır ve inanmak ve uygulamak zorundayız kardeşlerim. Tabii ki Resulullah hatasız tek insandır. Çünkü o vahyi kaynağından alıp kaynağından anlamış ve eksikleri çıktığı, yanlışları olduğu zaman direkt Allah tarafından düzeltilmiştir. Onun için o bizim mutlak doğruları bize temsilen veya bilfiil yaşayarak örneklik ve önderlik etmiştir. Allah'a şükürler olsun. Dolayısıyla biz hem vahyi doğru anlayacağız hem de Resulullah'ı çok çok doğru anlamaya çalışacağız. Neden bunlara temas ediyoruz? Çünkü meallerde hakikaten İsrailiyat karışmış ve bizi yanlış düşüncelere yönlendiren tarafı da var. Ve Resulullah hakkında siyer diyerek yazılan o kadar çok Resulullah'ın demediği, yapmadığı işleri içine alan eserler var ki biz selim akılla, tefekkürle düşünmediğimiz zaman evet bunlar bu kadar yazılmış, emek çekilmiş, okumuşlar, onlar bilmeyecek, biz mi bileceğiz gibisinden ya inanıyoruz veyahut da hiç oralı olmuyoruz. İşte bu da bir toplumun, bir ferdin geriye gitmesi ve ne diyeyim artık, hakikaten bunlardan beri olmak için en yapacağımız iş Rabbin öğütü üzerine hareket etmek. O da bize şunu söylüyor: size taşınması ağır bir söz söyleyeceğim. Sizler de onu tane tane ağır ağır düşünerek okuyun diyor. Tane tane ağır ağır düşünerek okuyun diyor. Neden kardeşlerim? İslam'ın hayat yolu
sırat-ı müstakimdir. O yolda gidenlere bir üzüntü. Ama bir daha. Ay ne bileyim ben sana. Selamünaleyküm kardeşlerim. Hakikaten her zaman mutlaka bir eksiğimiz oluyor. Evet, eksikler, hatalar, kusurlar bizden. Rabbimizden af, mağfiret diliyoruz. Sizlerden de özür beyan ediyoruz. Uçak modunu alıyorum. İnternet kapanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bugün de kısmayı unutmuşum. Neyse devam edelim. Olacak böyle şeyler. İşte olmasını istemesek de. Ne demiştik kardeşlerim? Hayat, İslam'ın göstermiş olduğu sırat-ı müstakimde yürüme zorunluluğu üzerine bina edilmiştir. O yolda gidenlere bir üzüntü, bir korku yoktur diyor. Hani gerçekten selamet yolunda istikamet üzere yürümek için Rabbimizden şefaat dileniyoruz. Ve Rabbimiz de zaten şefaatini peşinen hem vahiylerle uyararak ve hem de vahiy yani ayetleri bize hediye olarak, en büyük hediye olarak göndermiş. Ve bizler de inşallah bu hediyemizi en güzel şekilde demin de okuduğum ayeti kerimeler çerçevesinde okuyup, anlayıp yaşama samimiyeti içerisinde olacağız. İşte bu samimiyet ve gayret içerisinde olan insanlar mahzun olmayacaktır ve onlara bir korku da yoktur diyor. Bu da 21. surenin 103. ayet-i kerimesinde kıyamet sahnesinden bahsederken en büyük korku dahi onları dehşete düşürmeyecek manası aklında kalmış. Doğruluk demiştik, geçen programımızda da söylemiştik. Müslümanın akidevi özelliğidir. Yani dinin gerçeğidir. Akide bir olan Allah'ı doğrulamak ve doğrular çerçevesinde doğru anlayıp doğru yaşamaktır. O nedenle Rabbimiz Allah'tır deyip ve bu sözleri ifade eden insanları da Cenab-ı Hak müjdelemiştir. Evet, her türlü hile, desise, entrika, zorbalık, ayartma ve karşısında dik durulmalı, kafirlerden gelen tekliflere karşı çok dikkatli olunmalı ve olmalıyız. Mesela 41. surenin ayeti kerimesinin içerisinde böyle nasıl diyeyim, gerçekten cımbızla çekip alacağımız güzel bir ifade var. Ona baktığımız zaman şöyle belirtiyor. Kuşkusuz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra bu sözlerine bağlı kalanlar, işte hani bu sözlerine bağlı kalanlara için korku yoktur diyor. Ve onlar üzülmeyecektir de diyor. Ve buna benzer birçok müjdeli ayetlerimiz var kardeşlerim. Bizler de inşallah anladığımız doğrultuda hayatımızı idame ettireceğiz. Peki biz doğrulukta kalmıştık aslen ve bu doğruluğa devam edeceğiz. Nedir doğruluk? İnsanı doğruluk iyiliğe yöneltir. Hayırlı işlerde cennete kılavuzluk eder. Evet. Doğruluk insanı iyiliğe yöneltir. Hayırlı işlerde cennete kılavuzluk eder. Sadece vicdani duygularımızı bile harekete geçirerek yaptığımız işlerin doğru ve yanlışlığını tetkik edersek veya tefekkür edersek elbette ki o vicdan bize doğruyu yansıtacaktır. Ve bunlar zor bir şey değil kardeşlerim. Ama ben haklıyım dediğimiz zaman, yapmam gerekir, haddini bildirmem gerekir dediğimiz zaman vicdan farklı boyutta işlemeye başlar ki o zaman da bize cennete kılavuzluk edemez vicdanımız ve dolayısıyla iyiliğimizde yanılabiliyor. Doğruluğun önemini yakalamak için olsa gerek günde en az 17 kere bizi doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna ilet diyor. Bakın her namazda biz bu kelimeyi tekrar ediyoruz. Peki kardeşlerim bu nimet nedir? Elbette ki biz bu nimeti maddi manevi olarak düşünüyoruz ve öyle de zaten ama
Özellikle Fatiha suresinde nimete erdirdiklerinin yoluna dediği zaman bu nimet İslam nimetidir, vahiy nimetidir. İşte o nimete erenler İslam nimetinin farkındalardı ve vahiy doğrultusunda istikamet üzere yürüme, yaşama gayret ve azmi içerisindelerdi kardeşlerim. Evet, bizler de bu temennilerde buluyoruz ve Cenab-ı Hak da bu hatırlatmayı sık sık bize yapmaktadır. Yalnız bazı adamlar gibi benim kalbim temiz, benim niyetim iyi. Yalanda gözüm yok, şiarım doğruluktur, doğru iş yapmaktır demek değildir. Böyle duygularla fazilete erişemeyiz. Erişilmez kardeşlerim. Hem bir Müslüman bazı gafillerin dediği gibi bana göre şu doğru, bana göre bu yanlış diyemez, dememeliyiz kardeşlerim. Evet, çünkü iman ışığından mahrum olan zekaların ortaya atacağı çeşitli düşünceler birbirini tekzip eder. Yani bu cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Bana göre şu doğru veya bu doğru değil diyemez. Çünkü iman ışığından mahrum olan zekaların ortaya atacağı çeşitli düşünceler birbirini yalanlar. Doğruluk her kafadan ayrı ayrı gelen safsatalar değil, İslam'ın emrettiğidir. Bunu iyice hafızamıza nasıl yazalım? Öyle bir yazalım ki asla çıkmasın aklımızdan. Müslüman ancak Kur'an ahlakına göre doğrudur veya doğru değildir. Hakikaten bu insanlarla çok karşılaşıyoruz. Yapmış oldukları falsoların, yanlışların, günahların farkında değilmiş gibi veya kendisini güzel bir yere oturtmak için ben çok iyi bir insanım diyerek iyiliklerini ve doğruluklarını anlatmaya çalışıyorlar bildiğimiz halde diyeceğim. Hatta bir gün böyle bir beyefendiyle karşılaştık. Öyle kendisini doğru ve erdemli, iyi bir insan olarak tanımladı ki ve benim ondan gördüğüm yanlışlar ve gördüğüm zararları ben biliyorum. Dedim ki gerçekten sen öyle iyi misin dedim. Sen kendine göre iyisin ve doğrusun. Bir vahyim oku da bakalım dedim. Hakikaten iyi misin, doğru musun? Öyle mi diyorsun dedi. Ve öyle tabii, ama bunların vahiy okuyacak zamanları da yok, akılları da kalkmış. Dertleri başları varsa kendilerine göre bir bakış açısıyla insan değerlendirir ve kendini de en iyi yere oturtur. Müsterihtir, yaşadık, yaşasın. Şeytanın hilesi o kadar ağır ki işte bu hilelere bugün toplumumuzda birçok insanlar mağlup olmuş. Ama doğruluğun ancak vahiyle olacağını bilen bir insan kendisine yanlışı söylediğinde teşekkür eder ve düzeltir. Evet, ne demiştik? Doğruluk her kafadan ayrı ayrı gelen safsatalar değil, İslam'ın emrettiğidir. Müslüman ancak Kur'an ahlakına göre doğrudur veya değildir der. Eğer bir hususun din kayıt altına almış değilse, onu insana bırakmış demektir. Kayıt altına almış değilse, onu insana bırakmış demektir. Ve mübahtır. Bir şey ki mübahtır denilir, o şeyin İslami bir müsaade olduğu anlaşılmış olur. Yani Allah'ın böyle mübah düşüncelerimize de ruhsat vermiş. Çünkü insan hazine bir varlıktır. Hele düşünce dünyamız müsbet ve menfi anlamda, nasıl diyeyim, ışık hızı gibi işlemektedir. Ucuz tarafından herkes Müslümanım der ama onun ahkamına çatar yahut gaflet göstererek çatanlara yardım ederler ve hakikati aramak için hiçbir zahmete katlanmazlar, verdiğim örnekteki gibi. Yine de Müslümanım demekten çekinmezler. İşte bunlar ya gafil ya münafıklardır. Ya da çok çok aşırı cahillerdir. Çünkü Allah'a, bütün emirlerine iman edip de
Nefsi emmarelerden, yani hevai duygulardan kurtulamayarak bütün sefahat ve rezaletlerde bulunanlara kafir demeye mezun değiliz. Ancak herhangi bir emri ilahiye kabul etmeyenin İslam'la alakasının kalmadığını ilan etmekle vazifeli olduğumuzu biliyorum. Yani Allah'ın herhangi bir ayetini çağa uymuyor, zamanın şartlarına göre bunun böyle olmaması gerekir diyen insanların İslam'la alakası kalmadığını ilan etmekte vazifemiz diye düşünüyorum. Belki ağır gelebilir ama kardeşlerim, yanlışlarımızı da sizler düzelteceksiniz. Gerek kelami, bunlara çok dikkat edelim. Gerek ağzı ve gerek fiilleriyle İslami hükümlere taarruz ve tecavüz etmekten başka işi ve gayesi olmayanların, üstelik din ile dünyayı birbirinden ayırmak gerektiğinden bahsedenlerin Resulullah'ın hayatıyla Kur'an'ın arasını ayıranların, ilahi dinler diye İslam'ı saptıranların, Müslümanlara eza ve cefa edenlerin o gün vay haline. Resul'le ayetle insanların arasını ayıranların o gün ve İslam'ı bu anlamda saptıranların gerçekten o gün vay haline. Görülüyor ki insanın ebedi saadeti için mükellef olduğu baş ibadeti aklın olanca gayretiyle makbul olan doğruyu vahiy ile araması ve ona ulaşmasıdır. Zaten bunu çok sık tekrar ediyoruz kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in 72. surenin 14. ayet-i kerimesinde tahta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelen, dinleyip de sözün en güzeline uyan kulları müjdele der. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır diyor. Yani 72. surenin 14. ayet-i kerimesi, 39. surenin 17. ayet-i kerimesini harmanlayarak paylaştık. İnanç tevhidi, ibadet vahye uymayı, ihlası gerektirir. Bu cümlenin dağıtımı çiziyoruz. İnanç tevhidi, ibadet vahye uymayı ve ihlası gerektirir. Kim benim davetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz buyuruyor 20. surenin 123. ayetin kelimesinde. Bilensin ki takip edilen yol doğru değilse doğru hedefe varmanız imkansız. Doğru hedefe varmanız imkansız. Hem yolun hem de yolda yürüyenin doğru olması gerekir. Bilesin ki bu yolun üzerinde oturup yolcularını çeşitli yönlerden saptırmak isteyen, ilerlemelerine engel olanlar mutlaka olacaktır ve var da. Özellikle de bidat, hurafe ve şirke bulayanlar Allah adına meydanlarda öyle cesur, öyle kahramanca, öyle hamasi söylemler dile getiriyorlar ki din bilmezler de bunlar hocalar, bunlar hacılar, bunlar bunun ilmini edinmişler diye onların ağzına bakarak dinliyorlar. Ve sapıtmanın en baş sebebi bu tür insanlardır ve bilmem ki o gün onların vay haline durumunu görmek istemiyoruz. Vahiy ile uyanmaları için, Allah adına konuştukları zaman kaynağa dayanmaları için karşılaştığımızda uyarmak zorundayız. Evet, mutlaka olacaktır. Şuurlu bir istikamet üzere yürüyenlerin yoluna kimse engel olamaz. 7. surenin 16. ve 17. ayet-i kerimesi, 16. surenin 90 ve 100. Evet, 90. ve 100. ayet-i kerimeleri. Evet diyor, onlara şeytandan bir dürtü geldiği zaman hemen Allah'a döner ve Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırlar.
Yani bu da demektir ki selim akıl ile kitabı okumaya ve düşüncelerini bir kenara, bilgilerini, tortularını bir kenara atarak Rabbim ne diyor samimi gayretiyle okuyup anlamaya çalışmasıdır. Şeytanın ihvasından da, şeytanın bizi yanıltmasından da böylece sığınma imkanını bahşetmiş Allah bize, hamdolsun. Buyurun kardeşlerim, kendi kendimize Allah için olsun soralım. Kendi kendimize soralım. Bu kadar mühim bir mesuliyet karşısında durmamız nasıldır? Yani emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun. Emri karşısında durumumuz nasıldır? Dinimizi öğrenme, yaşama ve yaşatma uğrunda gereken bedeli ödemede ne kadar duyarlıyız, ne kadar hesabımızı kolaylaştıracak bir muhasebe ve gayreti taşıyor muyuz? Evet, bu soru işaretleriyle bugün okuduğumuz ayetimizi noktalıyoruz. İnşallah bizler de vahyin inşa ettiği bir kimliğe, bir niteliğe, bir sorumluluk duygusuna sahip olmak için kardeşlerim, bugünden sonra bir ayette olsa hakikaten, hani rasuhunlar var ya, onlar gibi anlamları, hele özellikle sorumluluk isteyen ve ibadetimizi icra edeceğimiz ayetleri çok daha iyi anlamak zorundayız. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Sürçülisan ettiysek affola. Hepimize saadet yolunda uğurlar ola, yolumuz açık ola.